İdare Amirleri kararnamesiyle Şırnak'ın Beytüşubat ilçesi kaymakamlığı görevine atanan Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, Aksu Teli Elbistan ofisine veda ziyaretinde bulundu. Nurhak'ın sevilen kaymakamı İsmail Pendik veda ziyaretine başladı. Nurhak ilçesinde 2 yıl görev yapan kaymakam İsmail Pendik yaptığı çalışma ve halkın sorunlarına gösterdiği duyarlılıkla takdir toplayarak adını unutulmazlar listesine yazdırmayı başardı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı Mülki İdare Amirleri kararnamesiyle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kaymakamlığına atanan Pendik, aynı zamanda kayyum olarak belediye başkanlığı görevine de üstlenecek. Tayine çıkan Pendik, Nurhak ve Elbistan ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulundu. Görev süresi boyunca Aksu TV ile de yakın çalışma sürdüren Pendik, Kuzey ilçeler temsilcimiz Ali Öztürk'ü Elbistan ofisimizde ziyaret etti. Nurhak'a dair görüş alışverişlerinin bulunulduğu ziyarette değerlendirme yapan Pendik, hizmetlerin halka duyurulması noktasında destek olan Aksu TV'ye teşekkür etti. Nurhak'ta görev yaptığım süre içerisinde, yaklaşık 2 yıla yakın yaptığımız bu görev içerisinde hizmetlerimizin, Nurhak'ta yaptığımız hizmetlerin ülkemize, ilimize, dünyaya duyurulması açısından, aktarılması açısından Aksu TV çok büyük destek verdi bizlere. Bundan dolayı Aksu TV'ye teşekkür ediyoruz. Malumunuz 1 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Tayin'imiz Şırnak ilimizin Beytüşşebap ilçesine çıktı. İnşallah oraya gideceğiz. Bu vesileyle de bize destek olan, çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan dostlara, değerli kurumlara teşekkür ve veda mahiyetinde ziyaretler yapıyoruz. Bu kapsamda Aksu TV'ye de geldik. Ali Bey'e bu Elbistan bölgesinde faaliyet gösteren Aksu TV'yi temsil eden Ali Bey'e ve onun şahsında tüm Aksu TV çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Pendik, Nurhaklı vatandaşlara da kendilerine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür etti. Vatanın her köşesi ve her insanı bizim için değerlidir ve onlara hizmet etmek de bizim için onurlu şereftir. Bizi bu göreve layık gören Beytüşşebap ilçemize görevlendirilerek bizi orada görev yapmaya, hizmet yapmaya layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Nurhaklılara da çok teşekkür ediyoruz. Pendik, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamayı başaran Nurhak'ı hiç unutmayacağını söyledi. Nurhak, benim görev yaptığım ilçeler içerisinde benim için büyük ve değerli bir yer bıraktı kalbimde. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, sağcı, solcu böyle bir kardeşlik, beraberlik ve birlik içerisinde yaşıyorlar. Bir hoşgörü, bir barış ortamı var. Nurhak'tan çok şey öğrendik. Nurhaklara ve Nurhak'a çok teşekkür ediyoruz. Dileriz Nurhak her zaman daha güzel hizmetlere, daha güzel kişilerle erişir. Ben teşekkür ediyorum. Aksu TV Kuzey İlçeler Temsilcisi Ali Öztürk'ten Nurhak Kaymakamı İsmail Pendek'in halkın sevgisini kazanan bir bürokrat olmayı başardığını söyledi. Sayın Kaymakamımız Aksu TV Elbistan Ofisi'nin ziyarete geldi. Veda nihayetinde kendisine teşekkür ediyoruz. Görev yaptığı 2 yıl içerisinde Nurhak ilçesi dolu dolu günler, aylar, yıllar geçirdi. Aksu Televizyon olarak bizler de kendilerini çok yakinen takip ettik. Yaptıkları çalışma Nurhak kamuoyundan da büyük takdir topladı. Vatandaşlarla ve oranın ileri gelenleriyle yaptığımız sohbetlerde Nurhak'ın böyle bir kaymakama bir daha ulaşmasının oldukça zor olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Sayın Kaymakamımız az önce ifade etti. Parti gözetmeksizin, dil, inanç, farkı, ayrımı gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olmaya çalıştı. Devletin şefkatli sıcak yüzünü, sıcak elini onlara her zaman hissettirdi. Bizler de buna şahit olduk. Kendilerine Beytüşşebap ilçesindeki görevlerinde de başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki Nurhak'ta bıraktığı güzel intibalar Beytüşşebap ilçesinde de bırakılacaktır. Bir sonraki görev yerine yine orada güzel hatıralar bırakarak ayrılacaktır. Kendisine başarılar diliyoruz ailesiyle birlikte. Mutlu, huzurlu, saadet dolu günler diliyorum.